Merhabalar, hoş geldiniz yeni videomuza. Bugün ne yapıyoruz? Bugün arkamızdaki dağa doğru tırmanıyorum. Böyle doğadan görüntüler çekmek istedim size. Hem de temiz bir başıma böyle bir ruhumu dinlendireceğim. Yeşille bir arada olacağım. Doğanın kalbine doğru yürümek istedim. Hep beraber yürüyelim sizinle. Yağmur da yağdı. Çok güzel görüntüler de var. Onları da sizinle paylaşayım. Muhteşem bir hava var. Çok yumuşak. Ara ara sağanak yağışlar oluyor. Ama çok güzel. Toprak yağmura doymaya başladı. Bakın meşe palamutu. Bilirsiniz. Bakayım var mı üstünde. Bunları bizim atlı eşek çok seviyor. Ama üstünde şu an göremedim. Yok galiba. Neyse şöyle çıkalım. Başka yerde bulursak göstereyim size. Bakın hep dökülmüş. Hatta canlılar tarafından yanmış belki sincaplar tarafından. Bakın kırılmış hep. Şöyle kabukları kırılmış, açılmış. Meşe palamutu. Pelit. Pelit de diyorlar yanlış bilmiyorsam. Bu ağaçtan oluyor. Bunların içinde. Ben bunları toplayıp Semoş'a veriyordum. Dolunay'a veriyordum. Bayılarak yiyorlardı. Bakın mevsim kış ama burada doğa canlanıyor sanki. Yağmurları yiyince papatyalar açmaya başlamış. Harika bir manzaradayım. Böyle dağa doğru, tepelere doğru tırmanıyorum. Bakın şöyle. Muhteşem gerçekten. Doğanın kalbine doğru ilerliyorum. Yanımda sadece bir bıçak var. Karşıma ola ki domuz momuz çıkarsa artık bir ağaca tırmanırım herhalde. Bakın. Mis gibi. Dağ kekiği. Bundan daha doğalı yoktur herhalde. O kadar güzel kokuyor ki inanamazsınız gerçekten. Bu dağlarda köylüler çıkıyor. Bunları zamanlarında bahar aylarında herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bahar aylarında çuval çuval toplayıp götürüp satıyorlar. Aslında çok karlı bir iş. Bana da çok tavsiye ettiler. Bu dağlarda çok fazla var. Muhteşem. Bizim buralar antik kent bölgesi. Antik kent var burada. İnsan tabii düşünmeden ne demiyor. Ya buralarda tarih boyunca kim bilir kimler geldi geçti. Ne atlılar, ne insanlar yaşadı. Ne mertebede insanlar vardı burada. Şu an
onların bulunduğu yerdeyim. Gerçekten muazzam. Hem doğa hem de o tarihte olabilecekleri düşününce insan atmosfere kendini kaptırıyor gerçekten. Yani bütün şu ağaçlara bakın. Bütün hepsine. Aslında hepsi birer biz gibi insan gibiler. Hepsi hayata nasıl tutunuyorlar? Bizim bütün bu yaşam mücadelesinin içindeki zorlukları tutunmamız gibi, hayata tutunmamız gibi. Bakın hayata kök salıp nasıl tutunuyorlar ve senelerce hayatta kalmaya çalışıyorlar. Aslında ağaçlar da birer insan gibi. Gerçekten çok seviyorum ağaçları. Burada tabii kesim yapılmış. Bakın orada bir tane ağacı devirmişler. Bu orman köylerinde duman tüttü diye bir uygulama var. Böyle kış aylarına girerken köylülerin kendi yakacak ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için küçük cüzi bir miktar para yatırılıyor. Ah, bir arada yoruldum. Kusura bakmayın. Belli bir miktar para yatırdıktan sonra kurumuş ağaçları ormanda bir haftalık süre diliminde insanlar kendi ihtiyacı kadar kesip kışlık odunlarını oluşturuyorlar. Burada da o anlamda bir kesim yapılmış. Bakın ağaç devrilmiş. Ya kesilmiş ya da yıldırım mı düştü artık ne oldu? Ama ortadan böyle yarılıp devrilmiş. Bakın çıktım sizin için yanına. Yani değişik bir şekilde devrilmiş. Acaba yıldırım mı düştü? Ne olduysa artık. Biz böyle geldik. Böyle devam edeceğiz. Burada da kırılan dalları görüyorsunuz. Burada yapayalnız olmak, şu an canlılar, doğadaki canlılar haricinde başka hiçbir şeyin olmadığını bilmek muazzam bir duygu. Dünyada bu şekilde tek başınıza kalsaydınız aslında ne korkunç olurdu değil mi? Bakın bu kayı muhtemelen bir yerden devrilip kopmuş gelmiş. Burada durmuş. Şöyle yolun ortasında duruyor. Nasıl gelmiş bu kadar büyük bir taş? Kim bilir nereden koptu geldi. Ama bunun görüntüsü bile çok güzel, dekoratif duruyor yani. Bu arada doğa yürüyüşü yaparken size de birkaç şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz biz 4 yıldır köy hayatı yaşıyoruz. Ve birçok zorluklar yaşadık. Bunu daha önceki videolarımızda da bahsettik. Muğla'ya göçen birçok ailenin de yaşadığımız zorlukların benzerlerini yaşadığını görüyoruz. Bunları gördükçe tabii insan üzülüyor. Biz demiştik bakın demeyi hiç istemiyoruz. Ama bu taraflara göçecekleriniz varsa gerçekten dikkatli olsun. Ya sadece bu bölge için demiyorum Muğla için. Nereye göçerseniz göçün. Temkinli olun. Yapacağınız sözleşmeyi çok düzgün yazılı olarak ev sahibinizle, müsahibinizle başta oturup bütün her şeyi düzgün konuşup yazılı bir kağıda dökerek yapın. Bahçenin kullanımına kadar, ahırın, damın kullanımına kadar, meyve ağaçlarındaki mahsullerin size mi ait olan mı ait olduğuna kadar yazılı olarak bunları konuşun. Aksi halde çok büyük sıkıntılar yaşarsınız. Çünkü köy yerinde şehirdeki kira mantığı yok. Orada şehirde bir kiralık ev tuttuğunuzda ev sahibiyle belki senelerce görüşmezsiniz bile ama köy yerinde böyle olmuyor. Köy yerinde ev sahibi size evi kiraya veriyor ama ev hala kendininmiş, bahçe hala kendininmiş gibi düşünüyor. O anlamda çok güzel yazılı olarak, her şeyi konuşarak çok güzel bir sözleşme yapın. Temkinli olun. Aksi halde gerçekten bizim yaşadığımız sıkıntıların belki daha fazlasını bile yaşayabilirsiniz. Bu arada
Biz gerçekten bu yaşadığımız zorlukların yanında daha önceki videolarımızda var yaşadığımız zorluklar. Oralardan bakabilirsiniz yeni abonelerimiz için. Ya biz hani kanalımızın böyle 21 bin abone olacağını açıkçası hiç öyle bir hevesimiz yoktu. Öyle bir öngörümüz yoktu. Video çekelim, kendi deneyimlerimizi paylaşalım, hem de anı biriktirelim. Videolarımız en azından kalıcı olsun diye yayınladık bunları. Ve bu yaşadığımız zorluklarda sizlerin sayesinde inanılmaz bir motive bulduk. Gerçekten artık pes etme noktasına gelmiştik. Özellikle Gizem Atay'ı doğum yapacağı zamanlarda biz işte evimiz aktı, çok kötü bir kış geçirdik. Kiracıyla, ev sahibiyle, emlakçıyla çok büyük uyumsuzluklar yaşadık. Komşulardan iftiralara maruz kaldık filan falan. Bu aşamada gerçekten artık pilimiz bitmek üzereydi. Ve araya bu korona filan da girince, işte ev hapisleri filan başlayınca tabii insanlar YouTube'a bir ilgi göstermeye, müstakil hayata, köy hayatına bir ilgi göstermeye başladı. Bu da tabii bizim hayatımızı biraz ön plana çıkardı. Attığımız videolar izlenmeye başlandı. Yorumlar almaya başladık. Bu anlamda biz de motive olmaya başladık sizin yorumlarınızla. Sizin yorumlarınız gerçekten bizi tetikleyici oldu. Sanki tekrar şarja bağlamışlar da şarj olmuşuz gibi hissetmeye başladık. Daha bir tutunmaya başladık bu hayalimize. Kendi çiftliğimiz olsun, kendi yerimiz olsun. Bu hayalin gerçek olabileceğine inanmaya başladık. O anlamda öncelikle verdiğiniz bütün destekler için çok teşekkür ediyoruz. Belki bu YouTube'da kanalımız böyle bir anda izlenip abone sayısına böyle ulaşmasaydı belki de hayatımız bambaşka bir yöne doğru gidecekti, bilmiyoruz. Öncelikle çok teşekkürler desteğiniz için gerçekten. Bunu söylemek istiyorum size. Verdiğiniz desteği lütfen bizden esirgemeyin. Şu an çok daha büyük bir hedefimiz var. Bize bir itici bir kuvvet uyguladınız. Biz şu an kendi çiftliğimizi, kendi yerimizi yapma mücadelesi veriyoruz. Ve bunu da başaracağız. Ama ne olur desteklerinizi bizden esirgemeyin. YouTube'da daha önceki konuşmamda söyledim. Buradan para kazanmaya başlarsam bunu hayvanlara yatıracağım. Hayvanların masrafları için daha çok şey yapacağım dedim. Gerçekten öyle oluyor. Buradan kazandığımız para hayvanlara gidiyor. Ama şunu gördük ki daha büyük bir çiftliğe, daha büyük bir yere, daha büyük bir çiftlik olmasa da en azından kendi yerimize gidebiliriz. Bunu gördük. Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olun. Yani bu bizim için çok önemli. Yani ben abone olsam ne olur ki, ne değişir ki diye düşünmeyin. Damlaya damlaya göl olur. 21 bin abone bu şekilde oldu gerçekten. Gönderilerimizi beğenirseniz, bir gülücük daha ya olsa, bir yorum bile atsanız gerçekten bizim etkileşimimizi arttırabilirsiniz. Bir gün hayalini kurduğumuz hayata ulaştığımızda bu sadece bizim değil, sizin de eseriniz olacak. Hep beraber bunu başarmış olacağız. Birbirimize illaki doğrudan da olmasa dolaylı yoldan birbirimize de destek olabiliriz. Zamanla her şey daha da güzel olabilir. Verdiğiniz bu zamana kadar bütün desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Bundan sonra da bize destek olmaya devam ederseniz inşallah amacımız büyük. Bunu hep birlikte sizinle birlikte başarmak istiyoruz. Ve videolarımızda da yaşadığımız her şeyi iyi kötü bunları size anlatmak istiyoruz. Şu an yağmur başladı. Aslında çok tehlikeli şu an yaptığım. Ağaçların arasında bir anda şimşeğe maruz kalabilirim. O yüzden artık geri döneceğim. Kazaya kurban gitmek istemiyorum. Sizinle de güzel bir sohbet etme şansı buldum burada. Şimdi dönüş yolunda şöyle size birkaç bir manzara daha göstereceğim. Daha sonra da vedalaşacağız. Evet, dönüş yoluna geçtim. Yağmur bayağı çiselemeye başladı. Açıkçası aslında çok güzel böyle yağmurda yürümek. Ama tabii her an bir yıldırım düşmesine maruz kalabilirim diye riske etmeden döneceğim. Dönmeye de yola koyuldum yani. Thank you.
Bakın burada bizim evin bahçesinin içinden geçen bir dere yatağı var. Bu dere yatağı aşırı yağmurlarda su doluyor ve bizim bahçenin içinde de geçiyor. Şöyle. Ayrıca yukarıdan küçük bir şelale oluşuyor. Bu dere yatağı harekete geçtiğinde, su dolduğunda size orayı da göstereceğim. Daha sonra oralara da çıkacağız. Ama şu an yağmur çok arttı. Kameradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. O yüzden artık dönüyorum. Evet, geldik yuvamıza. Kuzularımız. Islanmayın, içeride durun. Hadi bakayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha uzun bir gezi yapmak isterdim ama yağmur maalesef izin vermedi buna. İnşallah daha sonra belki Gizem'le, çoluk çocuklarla falan beraber yaparız. Daha iyi olur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Lütfen söylediklerimi unutmayın. Ben abone olsam ne olur demeyin. Abone olmak ücretsiz, biliyorsunuz. Bu zamana kadar bize destek verdiniz. Ne olur vermeye devam edin. Çünkü çok güzel şeyler olacak yakında. Buna inanın. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.